Sütlü kereviz çorbası için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet orta boy kereviz, yarım kereviz yaprağı, 3 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un. Şimdi dediğim gibi malum kereviz. Yani kışın tam mevsiminde tüketilecek bir sebze ama kokusundan ötürü çok fazla tedirgin olarak alıyoruz ve yiyemeyiz diye çocuklara da çok fazla yapmak istemiyoruz. Bu çorbanın içerisine girdiğinde kereviz kokusunu ortadan kaldırıyorsunuz. Sanki bir herle, yani unlu bir çorba hazırlamış tadında olacak. Efsane bir lezzet. Şimdi kerevizleri doğrayacağız. Minik rendeleyelim mi? Vallahi bence şey yapalım, doğrayalım. Hepsini rondodan geçiririz. Tabii canım. O zaman daha iyi olur. Okay. Ben de o önden yağını, ununu bir kavurayım. Soğanı anladım. Böyle iri iri doğrayalım. Hepsini iri iri. Mercimek çorbası hazırlar gibi yapalım. Tabii tabii. Şöyle soğanı ben doğrayayım. Elimde. Şöyle. Elinde mi doğrayacağım? Ha, tırtıklı bıçakla. Şöyle piyazlık. Şimdi bakın. Bunu şöyle hepsini iri iri doğrayıp birazcık karamelize edeceğim. Aynen, onları da incecik doğrayalım kerevizleri. Hiçbir şekilde şey kokusu almayacaksınız. Merak etmeyin. Vallahi almıyor. Kereviz kokusu gelmeyecek. Hem içerisindeki süt hem de tuz. Biraz da karabiber ekleyeceğim. O onu bastıracak. Kokuyu bastıracak ve çocuklar bile dediğim gibi herle çorbası içiyor diye hiçbir şekilde seslerini çıkarmayacaklar. Zaten mevsimde vallahi bol tüketelim bak bunları. Bunu şu an tükettiniz. Hem ciğerleriniz temizlensin, hem dediğim gibi mikroplardan korunalım. Yani doğal yiyeceklere gidelim daha çok şeyden ötürü, antibiyotiklerden, ilaçlardan ötürü. Daha doğal beslenelim. Şöyle bakın, önden bir kavurma yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce kavuruyorum. Hafiften bir karamelize edeceğim. Onu biraz sonra koyacağım. Kerevizlerimi şey ekledikten sonra. Yani. Böyle bazen içi çürüyor, kimse farkına varmıyor. İnsan da böyle aslında. Kendinizi yıpratıyorsunuz. Ama dışarıya baktığınızda böyle çok iyi, 0 kilometre gibi duruyor. Bir gidiyorsunuz doktora, bir giriyor check-up'a, işte kalp gitmiş, göz görmüyor, kulak duymuyor, dizler ağrıyor, sırt ağrıyor. Bu tabii ki zamanla olacak şeyler. Hani hiç kimse 19-20 yaşındaki gibi kalmıyor maalesef ama kendinize bakarsanız ilerleyen yaşlarda yol su olarak size dönüyor. Yani sağlıklı gıdanızı alırsanız, stresten uzak durursanız, söyleyene bak, stres. Yani evet. Benim en büyük düşmanım stres diyebilirim. Çok takarım kafayı ama takmamak gerekiyor gerçekten. Sonra çok pişman olacağız. Annem hep öyle diyor. Ya diyor, keşke diyor zamanında hiç takmasaymışım. Şimdi diyor hiçbir şey takmıyorum diyor. Bakma öyle dediğine ama bence o da çok takan bir insan. Çaktırmamaya çalışıyor, güçlü durmaya çalışıyor. Anne kaç yaşında olursa olsun annelik yapıyor evladına. Gerçekten öyle. Şöyle güzelce kavuruyoruz. Alayım mı tatlışkun? Al canım, bitti. Ne güzel bir besindir bu kereviz. Şimdi bakın Serpil bunları böyle minik minik doğrudur. Rondodan geçireceğimiz için rende yaptırmadım. Hem vitamin içinde kalsın. Şöyle soğanlarımızı önden kavurdum. Tereyağımızı en son üzerine yakacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsaklarımızı da atayım ben. Niyenlere şifa olsun. Evet, 2 diş sarımsağımız vardı. Onları da içerisine iri iri koyduk. Şöyle bir önden kavurma işlemi yapacağım. Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar güzel olacak ki hiç o kerevizin yoğun kokusunu hissetmeyeceksiniz çorbada. Bu çorbanın püf noktası sadece sebzelerinin önden kavruluyor olması. Her zaman söylerim, kavrulan her şey daha lezzetli oluyor. Kavurduğunuzda o güzel lezzeti açığa çıkarabiliyor. Sütü ve unuyla da şey gibi oluyor, yani krema gibi yani. Evet, çocuk, süt ve unla da krema görevini buluyoruz. Bak, misler gibi. Şöyle güzelce kavurduk. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu aşamada ununu ekliyorum. Şöyle. Bakın ununu koydum. Yavaş yavaş. Ununu koyduktan sonra şuradan bir iki küp tereyağını atıyorum içerisine. Kalanı da üzerine yakacağım.
Şöyle unla da sebzelerimi bir kavuruyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yeğenlere şifa olsun. Özellikle çorba paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Kış ayı olduğu için sizler de çok istiyorsunuz. Malum önümüzde Ramazan ayı. Ramazan'da da çok yapacağız çorbalar, lezzetler. Hangi zaman? Ramazan'a ne zaman? Valla çorba kalmadı. Ne zaman bu sene? Mayıs'ta mı Ramazan? Nisan değil mi? Nisan'a geliyor. Artık bizim küçüklüğümüze geliyor yavaş yavaş. Biz okuldayken, küçükken işte lisedeyken, ortaokuldayken küçüklüğümüze geliyordu. 4-4.30'da iftar açardık. Ama çok uzun gelirdi günler. Şimdi 8'e 9'da açıyorduk, hiç uzun gelmiyordu. O kadar ahir zamana girdik. Ahir zamana girince de derler ya, günler kısılacak. Hakikaten öyle oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyumuz var mı Serpil? Tabii. Ondan da alayım. Bakın unumu da kavurduktan sonra sebzemle, soğanımla. Şimdi sütünü ekledim. İçerisine birkaç tereyağı da ilave etmiştik. Yapraklarıyla tereyağı sosunu birazdan vereceğim. Evet. Tuzunu vermedim. Malum tuzu verince sütte kesilme oluyor. Tuzunu en sonda vereceğim çorbaya. O yüzden tuzu kenarda bekliyor. Böyle püf noktalarını çok da söylüyorum. Çok azıcık beklesin mi tatlım? Yok, burada soğuk ya. Burada... Az ılıklaştı bile zaten de. Nasıl? Niye taşsın? Yok yok, taşmaz, sen merak etme, biz buradayız. Ah Yüksel Bey. Ben de dinliyorum. Ama bana tarif veriyor şimdi yukarıdan. Diyor ki şimdi diyor ki süt taşmaz mı diyor. Bakarsan taşmaz. Evde de zaten bakıyorsun taşmıyor. Bakmıyorsun, benim gibi arkanı dönüyorsun batıyor. Taşarsa diyor, ne dalga geçeceğim sizle. Ay Nermin, üstün kapansın. Vallahi Yüksel çok uğraşıyorum bizimle ya. Allah hayırlı et. Bismillahirrahmanirrahim. Sen taşma, ben sana ara ara bakacağım, tamam mı? Kurban olduğum. Güzel güzel piş sen, tamam mı anne? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Daha taşmaz, taşmaz. Küsmüş. Oh, bu var ya bak, hiç sütünde kesilme olmadı. Neden? Soğuk bir şekilde hazırladık. Üzerine koyduğumuz su da tam kaynamıyordu. Bakın normalde pütür pütür oluyor ya, maşallah hiç kesilmedi. O kesik olduğunda gerçekten her şeyin tadını kaçırıyor. O yüzden tuzunu da koymadım. Püf noktası verdim. Şimdi bakalım. Kereviz yumuşadı mı çorbamızda, misler gibi. Şöyle bir çatalla kontrol edelim mi izleyicilerim benim? Bakalım ne durumda? Gitti. Bakalım. Aa çok güzel. Bak pişmiş, tamam. Tam rondoluk. Hemen. Aa. Burada. Koca çiğ köfte tepsisi. Ay sen orada, ben burada. Bunu bir rondodan geçireyim. Ya Rabbim. Yanmayayım en iyisi. Şöyle. Geldim. Serpil onu bulana kadar ben... Yavaş yıktın Serpil, hepsi lazım olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın efendim, kaymak gibi akışkan, kremalı bir çorba içer gibi. Bu kereviz çorbasının en büyük, en güzel özelliği asla kokmuyor. Şimdi içerisine karabiber yağı yakacağız. Mis gibi. Bir dakika, çok özür diliyorum. Şöyle alıyorum. Güzelce geçirmemiz gerekiyor. Suyu da versin mi? Suyu alabilir miyim? Hayır, o kadar olabilir. Aramana gerek yoktu. Ben o tepsiyi istiyordum zaten. Buradaymış. Niye aradın? O kadar onu anlamadım. Hayır, bunun koskoca tepsi nereye gitti diye. Bakın kıvamına bakar mısınız? Yakın mı? Aa çok güzel. Ay, kadife. Bakın kadife gibi. Şimdi bu aşamada bir tık daha su koyuyoruz. Bu su denge olayı çok önemli. Şöyle. Bir yağ tavası alayım. Aa,
Allah'a efsane. Maşallah, subhanallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Yeter bence. Bol bereketli oldu. Bol bereketli bir çorba hazırladık bugün. Günün çorbası. Yani hiçbir şekilde kereviz kokmuyor. Duyuyor musunuz kereviz kokusunu stüdyoda? Duymuyorsunuz, tamam. Bakın burada çok kalabalık. Şeyi aldım, ne derler, mesajı verdim. Ay bu çok sıcak olmuş Serpil. Kenara almıştım ama yine de sana sıcak. Onu atsana küçük temiz bir kaşık. Şey karabiber istiyorum, bir de bu çorbada karabiber çok yakışıyor. Kaşık ucuyla yağımın içerisine atacağım. Şimdi sen karabiberi azıcık al ona. Çok azıcık istiyorum ama yağ çok sıcak, yakar mı? Direkt çorba atayım bence şöyle ama ya. Ama öyle tutunuyor üstüne. Yok yok ben onu. Şimdi dur, aç. Öyle yapacağım. Çünkü ben şimdi yağın içine atarsam yağımı sana yakacaktı. Karabiber bu çorbada ekstradan lezzet veriyor. Kızdırmış olduğumuz yağda iyice pembeleştirdikten sonra harika bir tabloyla sizlere sunduk. Evet efendim, Nermin'in enfes mutfağının enfes çorbası son olarak sunumu da alıyorum. Benim için kereviz yeterli. Bir tutam kereviz yaprağı bitti. Şöyle. Göbeğine mis. Deneyeceklere afiyet bal olsun, şifa deposu. Sımsıcak bir çorba sağlık tutkunlarına ekrana bağlayacak efsane bir lezzet. Özellikle sağlıklı beslenme yolunda bizimle birlikte olan izleyicilerimize gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.